değerli izleyenler, bugün 55. dakika programında stüdyo konuğum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Samsun milletvekili Sayın Kemal Zeybek. Bugün kendisiyle Samsun'u konuşacağız, Çarşamba'yı konuşacağız, Ankara'yı, CHP'yi konuşacağız. Efendim hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk. Başarılar diliyorum. Yani ben de daha öncesi Haber Aks TV'nin Samsun'da kapanmasına çok üzülmüştüm. Yani şimdi bize basın çok önemli. Görsel basın, yazılı basın. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü toplumun haber akışını, bilgilendirme akışını buralardan edinebiliyor. Onun için çok önemli olduğu için kim olduğuna bakmayacağız haber yapan kişinin veya onun düşüncesine bakmayacağız. Yeter ki haberi yapabilsin, toplumu bilgilendirebilsin. Olumlu olumsuz. Evet. Onun için başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Evet. Samsun dışındaki şehirlerde de bazı şehirlerde görevleriniz oluyor. Evet. Meclis kaynaklı. Evet. Bu yoğunluk arasında bize vakit ayırdığınız için ayrıca ben yine tekrar teşekkür ediyorum size. Nasılsınız efendim? İlk olarak bunu sorayım. Teşekkür. Biliyor, yoğun bir tempo içerisinde zamanımız geçiyor. Çünkü hayatın akışı bir günü geride bıraktığımız zaman geri gelmeyeceğini biliyoruz. Bir gün öncesinde planlamadan yaşamaya çalışıyoruz. Böyle bir toplumdayız. Biz de şahsen öyleyiz. Biz de sağlık. Aynen öyle. Evet, sağlık. Tabii böyle bir konuyla biz de başlamak istemezdik ama çarşambayla ben programımıza başlamak istiyorum. Evet. Samsun'un Çarşamba ilçesinde halkın tepkisine rağmen yapımına devam edilen bir inşaat var. Biyokütle enerji santrali yapılıyor Çarşamba ilçesine, Çarşamba Ovası'na. Sizin de bu konuda halkın yanında yani istemeyen tarafta olduğunuzu biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi değerli arkadaşım, tabii biz Samsun'da yaşıyoruz. Samsun halkının her türlü olumsuzluklardan işte şey yapması, olumsuzlukları yaşaması bizi ilgilendiriyor. Olumlu yönler de bizi ilgilendiriyor. Samsun bizi ilgilendiren, Türkiye bizi ilgilendirdiği kadar, dünya bizi ilgilendirdiği kadar Samsun'da bizi Çarşamba'da çok ilgilendiriyor. Sebebi şu, Samsun'un Çarşamba'sı, o bölgesi, Terma, Ayvaca, Salıpazarı, Tekkeköy, bu bölgesi çok önemli bir bölge. Yani acaba şöyle düşünüyorum. Dünyada bu bölge gibi bir yer daha yaratmaya çalışsa birileri yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Ama böyle bir sanayi kurmak için çok yerler yaratabilirler mi? Yaratırlar. Yani burası toplumun ve yaşamın en iyi düzeydeki olduğu yer. Yeşil ırmağın döküldüğü yer. 3 tane barajın olduğu, yani sulama sorununun hiç olmadığı, topraklarının çok verimli olduğu bir yer. Ben aslında burada, bu bölgede şöyle olmasını isterdim. İşte bu bölgede yanlışlıklar yapılmış. Sanayiler işte düz ovada, tarım arazilerinin olduğu ova üzerinde kurulmuş. Bunları buradan kaldıralım. Evet. Tarım arazilerinin daha ikinci tarım, üçüncü tarım elde edilecek yerlere kaydıralım. Oralarda sanayileşmeyi oluşturalım derken tam tersine halen bu şey bölgede böyle bir sanayinin oluşturulması doğru bulmuyorum. Bu aslında sadece Samsun'u değil, Türkiye'ye ilgileniyor değil mi? Yani burası sonuçta tüm Türkiye'ye ürün gönderen bir ova. Çarşamba Ovası Türkiye'de en az 10-15 gün Samsun'un Çarşambası bölgesi Türkiye'nin tüm zebsesini karşılayabilecek durumdaki olan büyük bir ova. Evet. Büyük verimlilikleri de zebsenin yetiştirdiği bir ova. O yüzden burayı tüketmeyeceğiz, burayı yok etmeyeceğiz. Ama insanlarımız da gördüğüm kadarıyla hiçbir siyasi kurul, düşünce ayrım yapılmadan yurttaşlarımızın tamamının çok büyük çoğunluğunun buna karşı olduğunu görüyorum. Bu da bizi yürütmendiriyor. Demek ki insanlar canla, manla dokunduğu zaman dur diyebiliyor. Evet. Bu da Samsun'daki bu biyokütle enerjisinin yapıldığı yerin kendisinin canını etkileyeceğini görerek budur diyebiliyor şu anda. Sizce başarılı olabilecek mi karşı olanlar? Yani sonuçta bir yerden bunun yapılacağı kesin gibi. Yani bu karar verilmiş. Bu yapılacak mı? Yani halk buna gerçekten engel olabilir mi? Şimdi şöyle diyebilirim. Bizim yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza bu ülkede gerçekten demokrasi kalıntıları, hukuk kalıntıları daha halen varsa bunu yapamazlar. Hı. Ama tamamen demokrasimizi, yani özgür yaşamımızı yok ettiysek, hukuksal beklentilerimizi, hukuksal yargımızı tamamen yok ettiysek tabii zorlaşıyor işimiz. Ama bizim vatandaşımız da tabii Türkiye'de bu alandaki tüm varlığını bir şekilde kaybetmiş durumda. Tek adam yönetimini ülkeye teslim ettik. Talimat veriyor. O talimatla beraber onun söylediği sözle kimse itiraz edemiyor. Uygulamalar yerine getiriliyor. O yüzden böyle olursa Samsun Ovası'nda ve
Çarşamba Ovası'ndaki hadisemiz zor. Evet. Ama ben istiyorum ki buradan bu ülkede var olan hukukun bir şekilde varlığını göstermesi, demokratik kitle örgütlerinin, demokrasinin, vatandaşlarımızın özgür ifadelerinde mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, onların da söylediklerinin, onların da toplumsal muhalefetinin varlığını hissederek bir şekilde bu biyokitle enerjisinin yapıldığı yerin durdurulması gerektiğini anlıyorum. Bu santralle ilgili bir şeyler dolaşıyor çok kamuoyunda. Bu dolaşan bilgilerden biri de bir alım garantisinden bahsediliyor. Yani devlet burası bu elektriği üretse de üretmese de buraya bir ödeme yapacak diye bir sözleşme maddesinden bahsediliyor. Şimdi şöyle, Türkiye'de tabii ki biz enerji olmadan üretim olur mu? Olmaz. Sanayi olur mu? Olmaz. Tabii enerji ihtiyacımız var. Enerji de yaratılmalı. Enerji üretilmeli. Tabii bu da desteklenmeli ama şöyle de olmamalı. Yani üretimi destekleyeceğim derken siz diyelim ki güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden, diğer taraftaki barajlardaki elde etmiş olduğumuz hidro enerjiden, HES'lerden elde etmiş olduğum enerjinin iki katı bedelle bu tür enerjiden siz alım garantisi veriyorsan, bu da kişiye bağlıysa, belli şirketler üzerinden bu gidiliyorsa doğru değildir. Benim halkımın gelirleri bu şekilde çarçur edilmemeli. Halbuki burada da yani şöyle bir şey. Ben fazla olayı detaylı bilemiyorum. Biz sadece ben şu anda parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak gerçekten olayları derinlemesine bilgilenmek istesem öğrenemiyorum. Zaman da öğrenemiyorum. Sorduğum soruya tabii böyle. Sorduğum sorulara 6 ay 1 yıl sonra, halbuki 15 günde bana cevap verilmesi gerekiyor her sorduğum soruya, ama alamadığıma göre demek ki zor işimiz. Burada yapılması gereken şey şu. Bu ova çok önemli. Geleceğimiz, gelecek nesillerimizin buradaki yaşamı çok önemli. Bu tür biyokitle enerjisi diye santral yapacağız diye bu bölgenin kirletilmesi doğru değil. Çünkü bu insanların burada başka varlıklarla, başka beklentilerle üretime yönelik, ya burada ne yapılması lazım? Seracılık özendirilmesi lazım. Tarımın en iyi şekilde, en üst seviyedeki gelir elde eden tarım ürünlerinin yönlendirilmesi lazım. Bunlar burada hangi ürün ekersen de burada hangi ürün büyümez, tutmaz, onu bilmek gerekiyor. Burada dünyada hangi ürün olursa olsun bu bölgede yetişecek, yetiştirebilecek durumdadır. Yani kıymayalım buraya. Kıymayalım. Burada bunu bir şekilde toplumsal muhalefete, bugün hukukla bir şekilde durduracağımı zannetmiyorum. Yönetimin şekliyle, yönetim biçimiyle bu işin durduracağını zannetmiyorum. Çünkü desteği oradan alıyorlar. Bu toplumsal muhalefette mutlaka duracaktır. Çünkü toplumsal muhalefetin önünde de kimse duramaz. Evet. Bu bir gerçektir. Toplumsal muhalefet de şu anda kendisini iyi örgütlüyor. Çarşamba bölgesinde, o bölgede başta AK Partili yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, diğer siyasi partilere mensup, diğer ideolojilere mensup tüm insanların bir araya gelip bir şeyde beraber olduklarını görüyorum bu olayda. Evet. Onun için biz de bundan göğsümüz bir şekilde daha kabarıyor, yüreğimiz daha biraz daha artıyor bu tür eylemleri gördüğü zaman. Bu olmayacak diye düşünüyorum. Peki. Öyle istiyorum daha doğrusu. Yani biz açıkçası Samsun'a zarar veren hiçbir şeyi Samsun'da olsun istemeyiz. Evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin bir kanayan yarası var. Samsun'un da hiç azımsanamayacak kadar rakamlar, yüksek işsizlik konusundan bahsediyorum. Türkiye'de büyük bir işsiz sayısı var ki Samsun'da bundan nasibini almış durumda. Bir Samsun milletvekili olarak, tabii Türkiye için de konuşabilirsiniz. Evet. Samsunlu gençlerin işsizlik problemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir hadise. Samsun, Türkiye'nin önemli bir kenti diyoruz. Önemli bir bölgesinde, coğrafya olarak da çok önemli bir yerde. Samsun'da ben şöyle görüyorum. Şu anın mevcut siyasal iktidar 17 yıldır iktidarını sürdürüyor. Ya diyorum ki ya ben bu iktidar sahiplerine şöyle seslenmek istiyorum. Ya 17 yıldır burada bir vatandaşımızın İstem olabilecek, yaratabilecek bir yeri yarattınız mı? Ya tekel fabrikası sattın, binlerce insanlarımız çalışıyordu. Azotu sattın, bakırı sattın, diğer tarafta limanı sattın,
diğer alanlardaki tüm şeyleri tamamen durdurdun, devletin tüm üretim alanlarını. Ya bir insan sattığı kadar da yatırım yapması gerekir. Ben tabii siz aradınız beni, geldim. Ben bundan 3 yıl öncesi Samsun'daki yatırımları sormuştum. Samsun'da yatırım. Samsun'daki tüm belediyelerin ta ki 1970'lerden bu yana gelen tüm altyapı yatırımların, barajların, göletlerin, yolların yapılmasından Samsun'daki yatırım bilançosunu bana vermişlerdi. Yani biz bunları yaptık diye. Yani örneğin bir belediyenin şey var diyelim. Şimdi biz neredeyiz? Atakum Belediyesi. Yani siz hükümete sordunuz. Hükümet belediyenin yaptıklarını mı? Tüm belediyenin yaptıklarını, özel sektörün yaptıklarını hepsini toplamış bana. Demiş ki işte 6 milyar küsür lira biz yatırım yaptık demiş. Ya el insaf. Geçen de bir yine bir cevap geldi bana. Yine sordum ben ikisinde. Orada 400 küsür milyon lira yatırım yaptıklarının cevap vermiş. Liste şu anda elimde değil. Bir dahaki eğer programımıza katırsam o listeyle beraber gelirim zaten. Bunlar çok yanlış. Yani toplumun aklıyla oynamak, aklıyla alay etmek doğru değil. Yani biz rakamları rakam olarak konuşacağız. Harfleri de harfleri olarak konuşacağız. Harfine rakamı çarparsan başka şeyler çıkar. Orada şey çıkmaz. Gerçekler ortaya çıkmaz. Orada başka örtülmüş olaylar çıkar. Siz gerçek rakamları saptırmaya kalkarsanız ancak ve ancak harfle çarparak, lafla çarparak ortaya çıkarsın. Lafla bazen atalarımızın bir sözü var, peyvidir gemisi yürümüyor. Yani lafla da yatırım yapılmıyor. Yani ben şunu gördüm, 3 gün öncesi yine ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin KİT Kamu İhtisaslı Teşebbüsü kitlerden sorumlu komisyon üyesiyim. Orada şunu getirdim dile. 2015 yılında Ankara-Samsun hattındaki hızlı tren hattının 2019'da bitirileceğini söyledi bize. Ne zaman söyledi bunu? 2014'ün Mart seçimlerinde söyledi bunu. Yerel seçimlerinde söylediler. Biz dediler tamam şey aldık bunu. Evet. Yani şeyini yaptık, ihalesini yaptık. 2017'de, 2019 en son açacağız dediler. Ne yazıktır ki daha şimdi fizibilitesi yapılmamış. Daha şey projeleri bitmemiş. Daha ne olduğu belli olmayan bir şeyi o zamanın koşullarına konuşup toplumun aklıyla oynamak, onların duygularını sömürmek, onlara olmayan vaatlerde bulmanın doğru olmadığını ve 3 gün önceki o KİT komisyonunda da bunları detaylı bir şekilde dile getirdim. Doğru yapmıyorsunuz dedim. Siz bunları topluma aktarırken, bunu verirken gerçekçi olalım. Olabilecekleri konuşalım. Yani niye böyle toplumun hayal gücüyle toplumun hafızasını şey yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Onu bir şekilde kandırmaya çalışıyorsunuz diye ifade etmeye çalıştım. İnşallah. İşsizliği nasıl çözeriz Sayın Hocam? İşsizliği çözmek için başta bu bölge tarımın en üst seviyedeki işlendiği, topraklarının en verimli olduğu bölgede Bafra ve Çarşambovası öbür tarafta iç bölgede Veziköprü, Havza o bölgede topraklarıyla çok verimli olan bir bölgedeyiz. Diğer tarafında Merzifon Ovası, Sulovası, Çorum, Amasya derken bu bölge çok tarım alanlarıyla çok birikimli, verimli bir bölgede yaşıyoruz. İlk önce işsizliği çözebilmek için dışarıdan gelebilecek tüm tahıl gıdasını, tahılı, tüm üretim alanındaki tüm çeltiğinden, zepsesinden mutlaka kendi ülkemize yetebilecek duruma getirmek için bunların hepsine destek vermek zorundayız. Bak bu sene gördük çeltik fiyatı. Çeltik kaçtaydı? Çeltiğin fiyatını en düşük fiyat olarak 2950 liradan açıkladılar. Vatandaş 2600 lira çeltiğini satamaz duruma geldi. Yazık değil mi ya? Ama bu şöyle olması gerekiyordu. Ya siz 2900 liradan açıkladıysanız en düşük fiyatını 2950 liradan ya bunu alacaksın. 2950 liranın altına düştüğü an müdahale edeceksin. Üzerine çıksın, rekabet gücü alsın, özel sektör alsın o ayrı mesele. Ama siz taban fiyatı açıkladığınızda kurban edin. Ayçiçeğinde 2500 lira fiyat açıklıyorsunuz 2400 lira. 2200 lira, 2100 lira ayçiçeğine vatandaşımız satamıyor. Niye açıklıyorsun kardeşim bu şeyi? Taban fiyatı. Diğer tarafta 16 bin lira, 16 bin 500 lira fındık fiyatı açıklıyorsun. Vatandaş 14 liraya, 15 liraya fındığını satamıyor.
Bu siz niye açıklıyorsun taban fiyatı? Taban fiyat açıklaması demek açıkladığın fiyatın altına düştüğü an o ürünü alacağım demektir, müdahale edeceğim demektir. Bunu yapmıyorsan açıklamayın o zaman. Yani aslında Sayın Vekilim, yani hükümet tarımda, hayvancılıkta birçok destek paketi açıklıyor. Hatta son dönemde yine olaylı bir şekilde gerçi sonuçlandı ama bir büyükbaş hayvan bağışı gibi durumlar vardı. Destek anlamında tabii hayvanlar evet. Hastalıklı çıkmıştı falan. Onlar ayrı bir konu ama sonuçta bir şey yok. Bu sene yaşadık. Bu sene yaşadık. Evet. Genç çiftçi projesi var Türkiye'de. Türkiye'nin evet. Yine müktelif yerlerinde uygulanıyor. Bu Samsun'da da uygulandı bu sene. Havza'da, Vezirköprü'de, Bafra'da, Çarşamba'da, Terme'de neyse bu bölgede belli sayıda çiftçilerimize destek verdi genç çiftçi projesinde. Burada 32 koyun, 2 tane koç şeklinde bir destek vardı. İnan ki ben gittim gördüm, bunu yaşadık bu sene. O sözleşmeye yazmışlar 2,5 yaşında diye koyun diye. 2,5 yaşında dedik koyun 5-6 aylık hayvan. Yazıktır. Kuzu yani. Kuzu da yani kuzu. Bir de Allah'tan yani gidin onun şeyini alın ya böyle daha şey yapmış yani etiyle sütüyle daha belli bir şeyde olan kürede olan yani sağlıklı olan hayvanı getirin vatandaşımıza verin. Nerede ne kadar sağlıksız bir hayvan varsa getirmişler vermişler. Onlar da veba hastalığını kapmış. Veba hastalığından yüzlerce hayvan telef oldu. Ancak söyledikleri şu, aman ha piyasaya söylemeyin, bilgilendirmeyin. Biz ölen hayvanlarınız yerine hayvan vereceğiz. Bu çözüm değil ki ya. Kimin parası bunlar? Yazık değil mi? O vatandaşımız gittim ben, nasıl müdahale edeceğini de bilmiyor vatandaşlarımız. İlçe tarım müdürlükleri bu işte müdahalecisi çok gecikmiş, aşısız yapılmamış, veba hastalığıyla gelmiş. Hele hele vatandaşımızın birisi İlaç yaparken koyuna elini ısırıyor, veba hastalığı şeye geçiyor. Vatandaşın kendine geçiyor. Bir sürü şey tedavilerden geçiyor vatandaşımız. Yani böyle bir durumları yaşadık biz bu sene. Bu yazıktır. Böyle bir destek de olmaz. Desteğe veriyorsan adam mı verecek? Abi vermiş olduğun hayvanın en kalitesini getirip. Evet. En iyi damızlık şeklinde vermen gerekiyor ki ondan insanlarımız, üretim yapan vatandaşımız daha sağlıklı, daha bunu çoğaltabilsin. Sen sağlıksız insan hayvanları verip de öldüreceksen, birilerini koyarsan, 1.000 liradan imza attırmışlar. Ben soruyorum vatandaşıma, siz diyorum bu hayvanı götürseniz pazarda veya birbirine satmaya kalsanız kaça satabilirsin? Vallahi 300 lira, 400 lira yapmaz bu hayvan diyor. Nasıl imza attırdın da 1.000 lira diye? Yani o vatandaş da nasıl olsa cebinden para çıkmıyor. Sanki şey destek verildi gibi atıyor. 2.000 lira desen 2.000 liraya destek imza atıyor. 1.000 lira desen 1.000 lira destek alıyor. Aynen vatandaşımızın kömüre, vatandaşın kapısına kömür yıkılır. Adama 1 ton kömür yıkarsın, 1,5 ton kömür yıkarsın, 2 ton, 3 ton kömür imza attırsın ya aynı onun gibi işte. Yaptık böyle bir devlet yönetilmez. Halkın tüm varlıklarını böyle çarçur edemezsiniz. Siz kendi yandaşlarınızla bunu besleyerek kendi etrafınızda vatandaşın gelirlerini yok edemezsiniz. Bu bizim 82 milyon insanımızın gelirleri. Bunlar yok etmeye kimsenin hakkı. Bir vicdan olması lazım. Bir de o vicdanla beraber ahlak olması lazım bunları yapmak için. Yani ben şahsen deseniz ya böyle devletin bir kuruş parası var aktaracaksak ya bunu bir şekilde yani vicdanımızla, ahlaklı yapımızla bunu aktarmak zorundayız. Ya özel, senin özel bir gelirin varsa birilerine vereceksen size onu karışan yok. Evet. Onu istediğin zaman istediğin şekilde verebilirsin. O senin özelin. Ama sen tüm yurttaşlarımızın gelirlerini böyle harçur ederek böyle sen kendi ben bildim, ben yaptım anlayışıyla o doğru değil. Çünkü denetimi yok, kontrolü yok. Kontrol ve denetimin olduğu yerde siz kontrol edebilecek müfettiş gittiği zaman kontrolden geliyor. Eğer bir olumsuzluk varsa onu bir sansürden geçiriyorsun, süzgeçten geçiriyorsun. Kendi siyasi yapısına, AK Parti'nin kendi yaptıklarına şey getirmeyecek bir şekilde, zeval getirmeyecek bir şekilde siz eğer bunu süzgeçliyorsanız bunun adı da denetim falan değil. Böyle bir devlet yönetilemez zaten. Zaten Osmanlı'nın son döneminde böyle yönetilmişti. Geldiğimiz nokta ne olmuştu? Ülkeyi parçalatmışlar. Sen de geldin böyle yönetmeye kalktın. Benim ülkemi
alabildiğince istemediğiniz beklentide, yani görmediğimiz bir şekilde ülkeyi borçlandırdığınız, vatandaşı borçlandırdığınız, tüccarı borçlandırdığınız, sanayici borçlandı, köylü borçlandı, emekli borçlandı, herkes borçlandı. Şu an herkes başının çaresini aramıyor. Çareyi de yaratacak, üretebilecek devletin yönetimindeki insanlar olması gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizin yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını aldığın vergileri sen değerlendiriyorsun kardeşim. Bunlardan artı değer kazandırmak zorundasın. Üretim yaptırmak zorundasın. Üretimi destekleyen yatırımlar içerisinde olmak zorundasın. Bunu yapamıyorsan niye başımızdasın arkadaşım ya? Evet. Arkadaşım da uyarıyor. Süremizin sonuna yaklaşmışız Sayın Öyle Bey. Mi? Ya fazla bir şey konuşamadık ki. Evet. Yani son olarak toparlayacak olursak izleyicilerimize. Evet. Şimdi tabii ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bugün çok insanlarımız çok ızdırap çekti sağlık sektöründe. Evet. Biz sağlığımızı bulabilecek, sağlığımızın tedavisini, yani insan sağlığının en üst seviyede desteklemesi ve o tür hastanelerin ve yerlerinde olmasını istiyoruz. Ama şu var, devletin kontrolünden çıkan sağlık sektörü bugün özel hastaneler tarafından alabildiğince devletimiz soyuluyor. Adam gidiyor. Önemli adam, bir konu. Tabii adam açıyor. Adam gidiyor şimdi. Adam bir grip hastası. Evet. Yok efendim, röntgen çekileceğim, tahlil yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu da olabilecek. Vatandaş bilmiyor ki kaç lira ödediğini. Orada kendisinin %10 gibi bir bütçesi ödeniyor orada. Diyelim ki kaç lira? Attırıyor imzayı. Hı hı. Orada 500 lira mı var? 2500 lira mı var? 5000 lira mı var işin içinde? Bilmiyor ki. Sağlığının derdine sağlığın, düşen vatandaş sağlığın düşün, peşinde düşen, sağlığını arayan insan onu soramaz ki zaten. Siz yani devleti bu hale getirmenin hiç anlamı, alemi yoktu. Ama maalesef bu şu anda giderek daha çok büyüyor bu yara. Ben sağlık sektöründe de devletimizin gerçekçi ve denetimci bir durumda kontrollü olmasını istiyorum. Ben Ankara'da geçen de bir hastaneye gittim. Getirdi bana bir imza attırdı. Kardeşim neye imza attırıyorsun bana? Benim adıma ne harcama yaptın? Ben rakamı göreceğim dedim. Evet. Ya efendim işte. Ya ben düzenden getiriyorum kardeşim. Ben rakamı görmeden ben imza atıp açıyı imza atıp da gitmem. Yani bu para benim cebimden çıkıyor. Benim kazancım bu ya. Yani benim o anda cebimden çıkmayan para diye ben her şeyi imzatmak zorundayım. Ben vatandaşım. Benim cebimden, yani cebimden çıkmıyorsa, devletin cebinden çıkıyorsa, devlet ödüyorsa burada herkesin vebalı var burada. 82 milyon insanın geliri var burada. Kazancı var, alın teri var. Ya bunu nasıl kıyabiliriz? Özellikle böyle? Özel hastanelerin iyi denetlenmesi lazım. Denetlenmiyor. Çünkü özel hastaneler şu andaki mevcut siyasetçilerin kendi yandaşlarının yanında niye denetlesin? Zaten öyle yapmış. Yap işlet devret. Hasta garantisi. Ya dünyanın neresinde olur? Yani hastanın garantisi olur mu arkadaşım ya? Bu insanları siz hastalandırmamak için mücadele etmek zorundasınız. Ama sen hastalanacağım, ben sana garanti veriyorum. %70, %80 sana hasta garantisi. Ya ne biçim yönetim bu? Ne biçim anlayış bu? Böyle olamaz arkadaşım. Bu Türk Hava Yolları'nda böyle, havalanlarında böyle, hastanelerde böyle, geçitlerde böyle. Ya ben garanti veriyorum. Neyin garantisini veriyorsun kardeşim? Evet. Yani ben şunu diyorum. Gerçekten bunlar kendi ceplerinden verdikleri paralarla garantide verseler diyeceğim ya, nalet olsun ver kardeşim diyeceğim ya. Yani tamam. Sen kendin geldin. Ama benden alıyorsun kardeşim. Benim vatandaşımdan alıyorsun. Hiç bu işte katkısı olmayan, eleştirisi olan, olumsuzlukları bir şekilde ortaya koyan insanların ceplerinden paraları çıkıyor. Yazık değil mi? Hastaneye gidiyoruz. Öyle köprüden geçiyoruz. Öyle efendim havalanına gidiyoruz. Uçuyoruz. Öyle. Kimler bunlar? Geldi ülkenin artık ödenemeyecek bir borç yükümlülüğüne geldi. Bugün 500 milyar doların üzerinde bir devletin borcu olabilir mi? Ne yaptın kardeşim bundan sen? Yaptıklarına döküman yaptıysan yok. Sayışta denetim yapılmasın. Sayışta denetimlerinde tüm kitlerde ülkenin sayışta denetimlerinde vatandaş müfettişler gidiyor, kontroller gidiyor. Eğer bir olumsuzluk varsa dur diyorlar. Sen onu sakın piyasaya açıklama, kamuoyuna açıklama. Biz onu bir şekilde bakanlığın onayıyla açıklayacağız. Veyahut oradaki müdürlüğün onayıyla açıklayacağız. Olumsuzluklar bir şekilde varsa onlar telafi ediliyor. Süzgeçten geçiriliyor. Kamuoyuna öyle açıklanmaya geliyor. Ve sayıştay denetimlerinde raporlar da bu şekilde hazırlanıp önümüze geliyor. Aslında Sayın Vekilim, yani AK Partili birçok belediye ile ilgili de sayıştay, yani sıkıntılı sayıştay raporlarının açıklandığını biliyoruz. Hani
O çok çok ender şeyler. Evet. Biz burada şey demiyoruz. Ya şimdi diyelim ki biz nerede yaşıyoruz? Samsun'da yaşıyoruz. Samsun'un Atakum Belediyesi kimin elinde şimdi? Şu an Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ben buraya sayışlar şey denetleyicisi gelmesin buraya, denetlenmesin. Bura kontrol edilmesin. Buradaki belediye başkanı ve yöneticilerinin yaptıklarını bir şekilde kontrol eden bir yapı olmasın diyebilir miyim ya? Yani biz tam tersine yapılmıyorsun. Üzerine gitmemiz gerekiyor. Yaptırmamız gerekiyor. Bir de bu yapıldıkça işi yapan yönetimdeki belediye başkanı da yöneticiler de oradaki kurumdaki çalışan kim insanlar kendi kendine çekidüzen verecektir. Yani kuruşu 40 yaracaktır. O şekilde hareket edecektir. Yani müsrifrik yapmayacaktır. Olumsuz bir yatırım içerisinde olmayacaktır. Yani böyle olması gerekiyor. Bu yapıldığı zaman kim kazanıyor? Samsun'la kazanıyor. Ülkem kazanıyor. İnsanlık kazanıyor. Evet. Böyle olduğu zaman çok şeyler olacağını düşünüyorum. Ben burada şu partili bu partili demiyorum belediyelerde. Hı hı. Herkes denetlenmeli. Biz biz insanoğluyuz. Çiğ sütlenmişiz. Yani herkes de kötü şey yapacak diye düşünmüyorum ama kötü olumsuzluklar yapacağını düşünerek herkesin de denetlenmesi gerektiği inancındayım. Peki. Aslında süremiz çok yok ama kısaca bir konuda daha bilginizi almak istiyorum. Kamu iktisadi teşekkürleriyle ilgili komisyon göreviniz var mecliste. Evet. İşte son olarak en büyük hani konu bunlarla ilgili taşerona kadro yasası çıktı ve bütün çalışanlar kadrolu oldu. Problem var mı sizin şahit olduğunuz yaşanan? Şimdi şöyle, ben bu kadrolaşmayı biz tabii taşeronların kadro olması için çok büyük mücadele verdik. Hı hı. Olması gerekiyordu ama yani çalışan insan akşam başını yastığa koyduğu an sabahleyin ne olacağım diye düşündüğü an bu adam huzurlu olabilir mi? Yani. Olamaz ya. Bu adamın kendine göre bir güvencesi olması gerekiyordu. Şimdi biz o yüzden tüm çalışanların kadro olmasının taraftarıyız. Özellikle devlet sapıda bir üstelik. Burada kitlerle bitler arasında bir sıkıntı ayrım oldu. Bittekiler belediye şirketine geçti. Yani devletin kadrolu personeli olmadılar. Hatta bundan dolayı birçok belediyede işten çıkarmalar da oldu. Evet. Bu ayrım neden oldu? Yani onlar da sonuçta hani taşerondu ve kadroya geçti denildi ama bitler çok da aslında kadro denebilecek bir kadro değil. Ya burada ne var? Yani öyle öngördüler. Hı hı. Yani sanki bunu biz bu taşeron kadrosuna çıkardık. Uygulamada yine yanlışlık oldu. Uygulamayı da tam toplumun beklentisi, çalışanların beklentisi doğrultuda yerine getirilemedi. Bunu yaşayanlar daha çok iyi biliyor. Şimdi bunu yaşamayan bilemez kendisi. Evet. Şimdi örneğin emeklilikte yaşa takılanlar var. Ya yazık değil mi? Adam belli bir şey demişsin. Ya prim iş günü demişsin. 5200 demişsin. 7200 demişsin. 9000 demişsin. Dediysen orada bitirmen gerekiyor. Veyahut tamam yaş hattın doldu. Adam sosyal güvenlik şeyinden faydalanamıyor. Evet. Ya halbuki bunlar yapılması gerekiyor. Biz insanımızın, bak şimdi, insanımız hiç çalışmasa biz bunu sağlık güvencesi sağlamayacak mıyız? Öl mü diyeceğiz yani? Sosyal devlet anlayışı gerekiyor. Sosyal devletin anlayışı nedir? Eğer adam iş güç sahibi değilse, iş bulamıyorsa, ben şunu görebiliyorum. Bir insanın kim olursa olsun, ben iş arıyorum, çalışacağım diyen insan çok namuslu bir insan. İş arıyor ya. Diyor ki ben emek gücümü harcayacağım ve alın terimle beraber helalından çoluğuma, çocuğuma ekmek parası götüreceğim diye. Ya parasını da sormuyor. Ya benim bir işim olsun diyor. İş veremiyorsun kardeş. Kimin suçu bu? Bırak o zaman bu toprakları. Yani diyorsun ya 82 milyon insanın varlığımızda büyük bir devletiz biz diyorsun. Nüfusunda övünüyorsun o zaman. Bunların kazanımlarıyla, bunların atalarının kazanımlarıyla, savaşlarıyla bu toprakları elde etmişsin. Yeraltı zenginlik kaynaklarını, yerüstü zenginlik kaynaklarını, denizlerini, barajlarını, göletlerini, tüm madenlerini sen bunlardan gelir elde ediyorsun ya. Gelir aldığına göre bu insanların ortak paydasıdır bunlar. Ortak geliridir. Vermek zorundasın kardeşim. Evet. Senin keyfiyetin olmaz bu işler. Yani babanın cebinden veya alın terinden kazanıp da vermiyorsun. Devletin ortak, milletin ortak kazancı devlet. Devlete bakmak zorunda vatandaşına. Ama devleti yanlış yönetiyorsanız, üretimi yaptırmıyorsanız, üretim endeksli yatırımlar yoksa Samsun'da gibi. Samsun'da bana gösterin. Şu anda 17 iktidarda olan bu partinin ya bir insan sattığı kadar yatırım bari yapar ya.
Yani organize günahdır. Sanayi bölgeleri gösteriyor. Var mı? Tarz. Göster bana ne yapmışlar? Kavakta işçiler grevde olabiliyor. Tamam işte bunlar oluyor. Ya tabii ki siz, bir de Samsun'un büyük bir şeyi var, aşmazı var burada. Samsun, Türkiye'nin kırsal alanında yüksek olduğu bir bölge. Yaka kenti, Alaçamı, diğer tarafta evet. Başlayan, Vezir Köprüsü, Havza'da, Kaba, Ladiye, Asarcı, Ayvacı, Sarıpazarı, Termesi. Hep kırsal. Ya, hepsi kırsal. Ya bu şimdi bu Yozgat bölgesinden veya bir başka bölgeden daha şey durumda mı? Yani Doğu ve Güneydoğu'dan daha iyi durumda mı buraların ekonomik durumları veya gelirleri? Değil. Sen ne yapıyorsun sen burayı? Kalkınma öncelikli 3. derece görüyorsun. Vatandaş buralarda yatırım yapmıyor sanayici. Burada yatırım yapmıyor. Evet. Öbür tarafta 5. 6. da kalkınmada öncelikli yerlere gidiyorsun. Oralara daha çok büyük destek veriyorsun. Samsun'un bu ilçelerine, bu bölgesinde şey düşünüyorsun. Yani 3. derece diyorsun. Adam yatırımı yapmıyor burada. Adam gidiyor Sulova'ya yatırım yapıyor. Merzifon'a yatırım yapıyor. Çorum'a yapıyor. Sinop'a yapıyor, Ordu'ya yapıyor, bunu yapmıyor kardeşim. Ya bu düzeltilmesi... Kanaya bir yer aslında, bu yıllarda bu kanaya falan değil bu, değerli kardeşim burada. Burada mevcut siyasal iktidarın başta milletvekilleriyle, bakanlarıyla, belediye başkanlarıyla bu Samsun'un yatırım yapılması için lobisinin yapılmaması, sahip çıkılmamasından kaynaklanan. Ya ben... Feryat ediyorum arkadaş ya böyle bir şey olmaz. Samsun bu kadar öksüz olamaz. Samsun'un bak şimdi uluslararası havalanı var. Evet. Kargo havalanı var. Ya buraya kaç tane bize günlük yurt dışından direkt uçuş yapan uçaklar inip çıkıyor bir şey yapıyor buraya uçuyor. Yok kardeşim. Diğer tarafta Trabzon'da var. Trabzon'da var. Yolcu trafiğinin arttığını açıkladı. Ya yok arkadaşım ya biz bilmiyoruz mu ya? Burası turizm açısından da güçlü bir bölge. Evet. Git Ayvacı'ya. Dünyanın eşsiz birsiz böyle bulamayacağın bir bölgesi burası. Ya Ayvacık gibi hakikaten o hayır, Hasan Uğur bulabilir misin öyle bir yer? Evet. Bulamazsın kardeşim. Yani böyle eşsiz güzelliği olan yerler yani varken git orada Altınkaya Barajı, Bafrası. Git öbür tarafta Vezir Köprü'nün kanyonu. Ya var mı böyle bir yer? Ya buraları gelip görmesi için insanların önünü açmak zorundayız. Bunları lobisini yapmak zorundayız. Altyapısını oluşturmak zorundayız. Buraya Samsun'a sahip çıkmak zorundayız. Bu da neyle olur? Siz buraya direkt uçuş sağlarsanız örneğin Arap ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan buraya direkt uçuş varsa buraya mutlaka insanlar gelecektir. Ama ne yapıyorsun? Bak Trabzon bizim ülkemizin bir şehri. Çok güzel. Orada olmasına da gurur duyuyorum. Orada olması da bizim için. Yani bizim ülkemiz, bizim bölgemizin, bizim ilimiz, ülkemize gelen. Evet. Ama bu paylaşılması lazım, sahip çıkılması lazım. Yani bir, bunlar geldiği zaman ne yapıyor? O bölgenin ekonomik gelirleri daha çok yükseliyor. Arazi yapısı daha iyi para yapıyor. İnsanlarımızın daha rahat, refah bir seviye yaşamasını sağlanıyor. Bu Samsun için de yapılması gerekiyor. Ben Samsun'un mutlaka sahip çıkılması gerektiğini inanıyorum. Eskiden otelleri yoktu, konaklama yerleri yok diyorlardı. Şimdi tam tersine kaç tane 5 yıldız otelimiz var? Ben sayamıyorum şimdi. Kaç tane var değerli kardeşim? En son Sheraton. Yani, var kardeşim ya. 300'lü, 400'lü yani aşağı yukarı gelebilen insanlarımızın konaklayabileceğiz. Sorun yaşamayacağı bir şehir haline geldik. Yani dolduralım buraları o zaman kardeşim. Yani işte yani azalması lazım. Tabii. Yani şimdi diyelim ki Samsun'daki Sheraton'da geliyor vatandaş 300 liraya konaklıyor. Trabzon'un Sheraton'da gidiyor 1300 liraya konaklıyor. Neden? Uçuş olmadığında. Evet. Bu da yazıktır. Buradaki sanayicinin ve turizmcinin kaybetmesi demektir. Örneğin buradaki sanayici de ondan nasibini alıyor olumsuz bir yönde. Adam gelip göremiyor ki. Adam yani bir şey alınacak da Samsun'da şu üretir deyip de direkt uçuş yapıp da buraya gelemiyor. Gelemediği için aktarmalı. Oradan binecek. Aman diye gayrı değil. Başka ile gideyim diyor. Oradan alım satımını ve yani daha iyi teknolojik olarak daha iyi alım yapabilecek ürün ve malzeme varsa gelip Samsun'dan da almıyor. Yani sanayimiz o kadar da kötü değil. Var burada girişimci sanayicilerimiz var. Belli bir şekilde kendisinin sesini yaptıklarıyla sesini duyurabilen sanayi sektörümüz de var aslında. Sahip çıkalım bunlar o zaman. Sahip çıkmakla işte insanların bu pazarlamasıyla olacaktır. Ürünlerini satmakla olacaktır. Yani bunun da göz önünde bulunacağını düşünüyorum. Buna da inşallah Samsun'daki bürokratlarımızla siyasi partinin tüm kadrolarıyla
hepimizin bir arada bulunarak, hepimizin bu konuda destek vermesi gerektiğine inanarak bunu yapmamız gerekiyor. Ben hakikaten şu anda bu konuda vicdan azabı duyuyorum bu konuda. Hakikaten yani özellikle bir de siyasi kimliğimiz var. Yani bugünkü koşullar itibaren bir de bize toplum bir görev vermiş. Bunu gereğe kadar yerine getiremememiz. Yani çok konuşsam bile bir şey yapamayacağını biliyorum. Konuştur diyorlar. Ama böyle değil. Hep konuşacağız, söyleyeceğiz ama Samsun'un çıkar olunca hep beraber olacağız. Ben bunu bekliyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ben teşekkür ediyorum. Bize ayırdığınız vakit sağ için. Sağ olun. Size sağ olun. 55. dakika programında bugün Samsun CHP Milletvekili Sayın Kemal Zeybe'yi ağırladık. Samsun'u, Çarşamba'yı, Ankara'yı, Türkiye'yi konuştuk. İşsizliği konuştuk. Bize vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir 55. dakika programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.